Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ürün modülünde işlemlerimizi yapıyorduk. Ürün modülünde ne yapmıştık? Ürünü ekleme işlemini ve ürünü listeleme işlemini yapmıştık. Şimdi neyimiz kaldı? Ürünü güncelleme ve silme işlemimiz kaldı. Bunları da yaptık mı? Ürün modülünü de bitirmiş oluyoruz. Şimdi güncellemeyi de aynı şekilde şuradaki müşteri C'deki güncellemenin kodlarını alalım. Müşteri gördüğümüz yere ürün yazalım. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Kopyalıyorum. Ürün C'ye geliyorum. Yapıştırdım. Baştan başlayalım arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Şimdi müşteri listesi değil, ürün listeleyeceğiz. Yani ürünleri bir önce listeleyelim. Ürün var mı? Tabii şuradaki başlığı biz ne yapıyorduk? Yukarıda vardı. Yani şu başlığın yerine şuradaki ürün listesindeki şu başlığı kopyalayıp yapıştıralım. Tamam. Daha sonra şu müşteriler değil, bunu ürünler dat, tamam. Şuradaki okuma kısmındaki U1 yapacağız. Size of'ta ürün yapacağız. Tamam. Şuradaki şeyi ne yapacağız? While'in içerisindeki şeyi. Şurada bir vardı bizim while'in içerisindeki. Onu kopyalayalım. While'in içerisindeki şuraya yapıştırdım. Değiştirdim yani. Tamam. Burada varsa yazacak ekrana sayaç. Burada sayacımız sıfırsa hiçbir ürün yoktur. Müşterileri demeyelim. Ürün kaydı yok diyelim. Şimdi buraya gelelim else kısmına. Sayış sıfıra resetledik, reventledik, pointer'ı başa aldık. Güncellemek istediğiniz müşteri değil, ürün numarasını giriniz. Burada numara, şurada M1'leri U1, müşteriyi de ürün olarak değiştiriyoruz. Şuradaki M1'i de U1 diyeceğiz. Satır satır gidiyorum ben arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Durumumuz sıfırsa %D numaralı ürün kaydı bulunamadı diyelim. Tamam. Buradan gelelim alt satıra. Şuradaki satır arkadaşlar gene aynı şeyi yazdırıyorduk. Buraya şuradaki şeyi aynısını yapıştıralım. Şunu başlığı kopyalayalım. Şurada silmiştik. Yapıştırdık. Yani güncellemek istediğimiz ürünün önce bilgilerini yukarıda gösterelim. Ha, pardon, bu başlık oldu. İsterseniz hemen başlığın altına yazalım isterseniz. While'ın içerisindekini kopyalayacaktık. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yapıştıralım şöyle. Hatta buna bir ters slash end de yapabiliriz. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz. Burada ad soyad dediği kısımlar arkadaşlar neydi? Şuraya kadar sileyim. Biz bunu zaten ürün eklerken almıştık. Hemen gidelim ürün eklemeye yukarıya. Ürün eklede sırayla şu aldığımız 3 değişkeni kopyalayalım. Tekrar günceller gibi şuraya gelelim. Şuradayız. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz. Altına yapıştıralım. Tamam. Fiyatını, adını ve adetini güncellemiş olalım. Zaten numarası aynen duracak. Burada ilgili koordinata gideceğiz. Tabii şurada giderken şu müşteriyi ürün, aynı şekilde şu M1'i U1 ve size of'un içerisindeki müşteriyi ürün yapmayı unutmayalım. Çünkü farklı bir bloğa gider. Numaralı müşteri değil. Ürün bilgileri güncellendi. Tamam. Ürün bilgilerini güncelledik. Şu an atlamadıysak, yani M1'leri U1 müşteriyi de ürün yaptıysanız sorun yok arkadaşlar. Gene de şöyle aşağıdan yukarıya kadar bir bakayım. Tamam. 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 Bir bakalım. Hata varsa da düzelteceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Açtım programı. Ürün işlemleri için 2'ye basıyoruz. Ürünleri önce bir listeleyelim. 2 tane ürün var. Bilgisayar ve ütü. Biz ne yapacağız? Güncelleyeceğiz. O zaman 3'e basıyorum. Önce yanlış bir numara görelim. 1 numaralı ve 2 numaralı var. 10 numaralı yok. 10 numaralı ürün kaydı bulunamadı dedi. Tamam, o zaman 1 numaralı ürünü güncelle dedim. Bana 1 numaralı ürünün bilgilerini getirdi. Şuraya başlıklar da yazabilirdik aslında. 1 numaralı bilgisayar. Güncellemek istediğiniz ürünün verileri yukarıda. Ürünün adı PC diyeceğim büyük harfle. Birim fiyatı 9000 liraydı. 10.000 lira olsun. Ürün adeti 5 adetmiş, 10 adet olsun. Ya da 8 adet. Enter'la. 1 numaralı ürün bilgileri güncellendi. 2'ye basarak listeliyorum. Gördüğünüz gibi ürün PC oldu. Fiyat 10.000 lira oldu. Adeti 8 oldu. Yani güncellemede sıkıntı yok. Sadece burada şu başlık kısmında arkadaşlar güncellemek istediğiniz ürün bilgileri şurada yazdırmıştık ya arkadaşlar. Şurada.
Başlığı da ekleyelim. Başlığımız şurada. Şu başlığı kopyalayalım. Hemen şurada şunun üzerine yapıştıralım. Daha sonra ürünün bilgilerini yazsın alt satırına ve güncellemek istediğiniz verileri girin desin. Bir ters sıralayayım da şuraya koyacağım. Tamam. Şimdi güncelleme tamam. Biz neye geleceğiz? Sile geleceğiz ve bu modülde bitireceğiz. Ürün sili de aynı şekilde müşterilerdeki, müşteri bilgilerindeki müşteri silin içerisindeki kodları alalım. Sonuna kadar kopyalayalım. Ürün silin içerisine yapıştıralım. Yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Ürün silin içerisindeyiz. Baştan başlıyorum. Ürün listesi. Önce ürünleri listeleyeceğiz. Tabii şu başlığımızı ne yapacağız? Şurada vardı zaten. Şu başlığı alalım. Pardon. Şimdi ürün silin içerisinde şu başlığı alalım. Kopyalıyorum. Şu başlığın yerine onu yapıştırdım. Şimdi burada müşteriler değil, ürünler. Şuradaki ne yapıyoruz? M'leri U, ürünleri, şimdi müşterileri ürün yapıyoruz. Şuradaki while'in içerisindeki şeyi şurada vardı arkadaşlar. Onu aynen kopyalayalım. Şu while'in içerisindeki şu bloğu kopyalayalım. Tamam. Ürün silin içerisindeyiz. Şuradaki while'in içerisine yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar adım adım gidiyoruz. Sayacımız müşteri kaydı değil. Ürün kaydı yok desin eğer sayaç sıfırsa. Daha sonra silmek istediğiniz müşteri numarası değil, ürün numarasını giriniz. Bir numara aldık. Aldığımız numara şuradaki U1, müşteri hemen ürün, numara M1'in değil U1'in ID'si. Tamam. Durum 1-2. Tamam. Adım adım gidiyorum. Numaralı müşteri değil, ürün kaydı. Tamam. Şuradaki şeyi ne yapıyoruz? Hemen üstünde var zaten. Şurada while'ın içerisinde. Şunu alalım. Kopyaladım. Şuraya yapıştıralım. Tamam. Önce veya ürün adet numaralı müşteri kaydını silmek istediğinize emin misiniz desin. Şuraya bunu yazdırdıktan sonra şunun başlığını da ekleyeceğim arkadaşlar. Az önceki gibi. Şurada başlığımız da şuydu. Kopyalıyorum. Geldik. Şunun hemen üzerine yapıştırdım. Başlığı bu olacak. Hemen altına, satırın altına bunu yazacak. Tercih. %'de numaralı müşteri değil. Ürün kaydını silmek istediğinizde emin misiniz? Evet. Evet derse burada if'in içerisinde işlem yapacağız. Burada bir yedek pointer alacağız. M1'leri U1, müşterileri ürün yapıyorduk. Numara şuradaki M1'i U1, kaydediyoruz U1, müşteriyi ürün, yedek pointer'a kaydettik. Şimdi burada yedek data geldik. Müşteriler değil, sileceğimiz dosya. Ürünler data dosyasını sil. Yedek DAT dosyasını da ürünler DAT dosyası olarak ismini değiştir. Ürünler tamam. Tamam. Numaralı müşteri kaydı değil. Ürün kaydı silindi. Silme işlemi iptal edildi. Tamam. Şu an ürün işlemi de tamam arkadaşlar. Bir test edelim. Şöyle yukarı, aşağıdan yukarıya bir bakıyorum. Ürünle ilgili atladığımız bir şey var. Tamam. Bir bakalım. Çalıştırıyorum. Ürün işlemleri için 2'ye basacağız. Ekranımız gelirse. Tamam. Önce ürünleri bir görelim. İki tane ürünümüz var. Birisi PC, birisi ütü. Biz ürünü güncellemeyi yapmıştık. Fiyatını değiştirmiştik. Şimdi sileceğiz. 4'e basıyorum. Önce ürünleri listeledi. Silmek istediğiniz ürünün numarasını girin dedi. 1 ve 2 numaralıymış. 10 numaralı bir ürün yok. Enter'ladım. 10 numaralı ürün kaydı yok dedi. Tamam. Doğru. Şimdi 1 numaralı ürünü silmek istiyorum. 1'e bastım. Bana bilgilerini getirdi. Bir numaralı ürün kaydını silmek istediğinize emin misiniz? Hayır diyorum. O zaman silme işlemini iptal etti. Listeliyorum. PC yerinde duruyor. Şimdi silmek için tekrar 4'e basıyorum.
Bir numaralı PC'yi silmek istiyor musun? Evet diyorum, E'ye basıyorum. Bir numaralı ürün kaydı silindi. Listele bakalım. Gördüğünüz gibi burada sadece iki numaralı ütü kaldı. Yani silme işlemi de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bir sorunumuz yok. Tabii silelim, ütüyü de silebiliriz. Silmek için 4'e basıyoruz. 2'ye basıyorum. Silmek istediğinize emin misiniz? Evet. İki numaralı ürün kaydı da silindi. Listele diyorum. Ürün kaydı yok dedi. Güncellemek için 2'ye basıyorum. Pardon, 3'e basıyorum. Ürün kaydı yok dedi. Yani güncellenecek herhangi bir ürün kaydın yok dedi. Yeni bir ürün kaydı diyorum. Ürünün adı televizyon diyelim. Birim fiyatı 3500 lira. Ürün adeti 5 adet. Tamam. Şimdi listelediğim zaman gördüğünüz gibi yeni bir ürünümü kaydetmiş oldum. Sıfıra basarsam ana menüye dönerim. 1'e basarsam müşteri işlemlerine geçerim. Şimdi bizim neyimiz kaldı arkadaşlar? Müşteri modülümüz tamam. Ürün modülümüz de tamam. İşin gerçek kısmı olan sipariş modülüne geçeceğiz. Ona da bir sonraki video. Programı kapatayım. Buraya kadarki olan kısmı gösteriyorum arkadaşlar. Biz ne yaptık? Ürün modülünü bitirdik arkadaşlar. Ürün modülünde ürünün kütüphanesi boyutu, kaynak dosyası da bu. Tabii ürün kütüphanesini implement ettik. Ürünü ekliyoruz, listeliyoruz, güncelliyoruz. Bunları dediğim gibi yani müşteri işlemlerinde yaptığımız kodları müşteri gördüğümüz yere ürün yazdık. Şurada eğer müşteri görüyorsanız onları ürün olarak değiştirin arkadaşlar. Çünkü kopyanın üzerinden gittik. Ürün men, ürün işlemler. Evet. Bu modülümüz de tamam. Yani iki tane modülü bitirdik. Üçüncü modülümüz olan sipariş modülünün kaynak dosyaları kodlarına bir sonraki video başlayacağız. Sipariş modülünü de bitirdikten sonra projeyi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.